Bu arada 4 milyon euro edecek. Şimdi 2.4 Victor Ruiz'e gitti. 1.6 da Tyler Boyd'a giderse 4 milyon euro Beşiktaş'ın parası boşa gidecek. Yani Ya bu boşa kas dediğim zaten yapılmış sözleşmeler bunlar da nasıl zamanında gönderiliyor böyle göz göre göre ödeyeceğini bile bile anlaşmadan. Gerçekten enteresan ya. tribün Genelde öyle kadar baskısı bu. bizi oyuncu al, şampiyon olacağız falan filan. Ben yönetimlerin de tribün baskısını bahaneleştirdiğini düşünüyorum. Hayır, önünü Türkiye'nin açmak. bütün yönetimleri böyle Selahattin yapıyor. abi, bir taraftan 50 önünü açmak. Şimdi milyon TL mesela yapar ya bu şu. Domenech 50 Torrent'i milyon TL. göndermeden Okan Buruk'la imza atamıyorsun. Okan Buruk anlaştı. Domenech Torrent'i göndermek için ya şartları kabul edecek ya şartları kabul etmiyorsa en kısa vadeli yol ayrımına gitmek. Yol ayrımına gittiği zaman da adam FIFA'ya gidiyor, UEFA'ya gidiyor işte. Böyle çok futbolcu da var. Ya ama her şunu da ya. Şunu da söyleyelim, yazık, bu günah ya. Şike davasından dolayı bayağı kasma konusunda, hukuk konusunda bayağı bilgilendik. Spor hukukçusu Su Erbaş, Erdem Egemen, birkaç tane daha çok çok bilgili avukat Dursun Küçük spor hukuku konusunda işte master yapıyorlar, doktora yapıyorlar. Erdem Egemen zaten kas hakimi. Şunu spor severler bilsinler. FIFA ve UEFA ya da diğer bölge federasyonları bir karar verdiğinde o kararın şikayet merci kas oluyor. O kararlar kasa gittikten sonra geri dönme ihtimali binde bir. Son bir şey söyleyeceğim. Yani bu parayı ödeyeceğiz Selahattin abi, yani. ne hikmetse böyle şeyler hep yeni yönetimlerin gelmesiyle beraber oluyor. Bu fırsatı kolluyorlar. Bir önceki yönetimlerle bazı şeyler mesela anlaşma, uzlaşma olmuyor. Yeni bir yönetim hemen gelelim, istihdamı çekelim diye. Evet. Bu da çok önemli. Futbolcular bunu çok yapıyor. Nokta alıyoruz. Savaş Çorlu çok teşekkürler. Selahattin Kınalı çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bugün 2 saatli program. Çünkü birazdan Galatasaray maçı başlayacak. Scoreboard var. Sivasspor Galatasaray maçının heyecanını yaşayacaksınız A Spor ekranlarında. İyi seyirler, hoşçakalın.